Merhaba arkadaşlar. 7 Mayıs 2024. Yer Kırıkkale, Karakeçili. Bakın şöyle cevizleri bir gösterelim. Cevizler hemen hemen fındık büyüklüğüne ulaşmak üzere. Ve biz cevizde çeşit değiştirmesi yapıyoruz arkadaşlar. Burası tohumdan kurulmuş bir bahçe. Şimdi burada daha önceden kesildi, hazırlandı burası sonbaharda. Biz de bugün tekrardan kesim yerini yeniliyoruz ve aşımızı yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki motorlu testilerin aldığı yeri temizledik. Şimdi bazen arkadaşlarımız soruyor, ya bu tarihte aşı olur mu? Arkadaşlar kalemlerinizi bakın. Daha ilk günkü gibi, budandığı gibi gözlerimiz hiç daha uyanma emaresi yok. O yüzden aşı iç bölgelerde Haziran'ın 15'ine kadar yapabilirsiniz. Çünkü ben daha kendi bahçem hala duruyor, aşı yapacağım arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim. Kendi bahçemi riske atar mıyım? Atmam. O yüzden rahatlıkla kalemler uyanmadıktan sonra aşılarınızı yapabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Şimdi bir de bu kalınlıktaki ağacı ıskapila mı, tek çizik mi diye sorarsanız, şimdi bakın şu kabuk kalın. Şuradaki kabuk kalın olduğu için ıskapila aşıyı rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer o kabuk ince olsaydı ben buna tek çizik çorum aşı yapardım. Ama kabuk kalın olduğu için ıskapilalı aşı yapıyorum. Kalemimiz rahatlıkla oturdu. Diğer kalemimizi hazırlayalım. Bunu da tam karşısına gelecek şekilde kalemimizi takıyoruz. Burada önemli olan ölçüyü iyi alabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ölçüyü iyi alın ki kalem rahat otursun, sımsıkı otursun. Şimdi bazen ağaçlar ya böyle yapraklanınca diyorlar ki aşı zamanı geçti. Hayır arkadaşlar, aşı zamanı geçmedi de. Şu anda daha aşının tam sezonu. Yeter ki kalemleriniz saklı olsun, uyanmamış olsun. Hiç korkmayın, bir şey olmaz. Burada 500'ün üzerinde ağaç var. Şimdi biz bu bahçeye riske atar mıyız arkadaşlar? Atmayız. O yüzden rahatlıkla kaleminiz varsa aşınızı yapabilirsiniz. Poşetimizi takıyoruz. Bal ipleri almış. Şimdi poşetimizin sağından soluna da delik açalım. Yağmur suyu falan içinde birikmesin. Buradan tahliye olsun arkadaşlar. Toprak da olur, toprak da mübarek. Adam bir tarla sürmüş. Adı tarla sürmüş sözde.
Ne olursa olsun arkadaşlar, işinin ehli olacak. Burada adam tarla sürmüş. Belli benzer yalandan hemen vurmuş gitmiş. Şimdi toprağımızı doldurduk. Sakın ha sakın toprağımızı sıkıştırmıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Kalemin ucunda böyle macunu sürüyoruz. Bırakıyoruz. Aşımızı tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şöyle bir şey var. Aşı kaç günde açar? Gece ve gündüz sıcaklığın birbirini dengelemesi gerekiyor arkadaşlar. Artık bundan sonra havalar ısındığı için aşılar normalde 20 günle bir ay arasında açar ama bazen bu Temmuz'a kadar devam edebiliyor. O yüzden kalemleriniz yaş olduktan sonra, ola ki aşılarınız Temmuz'a kadar açılmadı, kalemlerde yaş, ona böyle 250-300 litre su verebilirsiniz. Bakın buraya dikkat edin. Temmuz'a kadar aşılarınız açılmadıysa 200-250 litre bir su verin. Ondan sonra bırakın. Yoksa onun haricinde hiçbir zaman aşılarınızı sulamayın. Aşı toprağını sulamayın. Gerek yok arkadaşlar. Bahçemizde böyle bir göstersin kameramanımız. Bir parçasını yaptık aşağıya doğru. Şimdi de burayı yapıyoruz. Ne diyoruz? Ceviz bahçemiz her nerede olursa olsun aşıcınız MS Tarım olsun arkadaşlar. İrtibat numaramız 0538 518 32 86. Aşı malzemeleri, budama malzemeleri, her türlü çapa, tırpan, çim biçme, ot biçme, motorlu testere içinde web sitemiz mstarim.com. Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderim sağlıyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın.